şeker. Buradan yemek çıkacak mı? Sana güveniyorum Onur. Hayatımda ilk defa yemek yapacağım, güzel yapacağım. Bravo, mantıklı. Hocam, bu ne be? Ne yaptın? Bunu yapalım. İyi de ocağını açmamışsın. Evet, olacak. Okşar gibi. Yandı zeytinyağı, yandı zeytinyağı. Ay, yaptıkça. Bu ne ya? İsim Mecusu. Benim adım Nilay. Onur. Hülya ben. Öğrenciyim. Ben de öğrenciyim. Minibüs şoförüyüm. Ev hanımıyım. 3 yıldır tanışıyoruz. 10 yıldır evliyiz. Evet, beraber yaşıyoruz. Mangal yaparım, çok iyi. Mangal yaptığını zannediyor. Hanım çok güzel yemek yapar. Genelde Nilay yapar yemekleri. Onur en çok patlıcan musakkayı sever. Et severim ben ya. Ecesu'nun en sevdiği yemek mantı. Hülya alışverişlerde kaliteli olmasına dikkat eder. Hesaplı olmasına dikkat eder. Benim alışverişlerdeki önceliğim kalitedir. Benim alışverişteki önceliğim hesaplı olması. Bu yüzden de ortak noktamız Migros. Onurcuğum inşallah beni de mahcup etmeyecek. Ya ilk defa yemek yapacağım, hadi hadi gidelim. Yarışmacılara da başarılar dileriz. Gerçekten Ecesu'nun bu yarışmada başarılı olabileceğini hiç sanmıyorum. Sen öyle san, harikalar yaratacağım. İhtimal yok. Her şeye rağmen biz kendimize güveniyoruz. Diğer yarışmacılara da başarılar diliyoruz. Yemek yapmaya gidelim. Hadi nerede? Hadi, hadi. Tamam. Evet, devam et, devam et. Tamam. Boşver, devam et. Evet, evet, çok güzel şeyler alıyorsun, hadi. Açmıyorsun ki poşeti. Evet, evet. Sen al, sen al, bana ver. Hadi, hadi. Hadi, hadi, beşinci al. Çabuk, çabuk. Tamam, tamam. Az kaldı, hadi. Aldım, aldım. Hadi koş. Tamam. Hadi aşkım, al ya. Al. Oo, bu ne? Ne? Ya bilmiyorum şu an. Ben de bilmiyorum ne aldığımı. Al hadi al. Bir dakika şey dur. Kafamı karıştırıyorsun. Mısır ne ya? Mısır ne ya? Mısır ne ya? Soğan mı? Soğan. Hadi çabuk ol. Vaktim daralıyor. Hadi ya. Ya hadi, kafamı al. Karıştırma. Bir dakika. Al bir şey dakika, al onu. Ya. O ne ya? Bir tane aldık. Hadi gel. Aldık, yürü ya. Yürü işte yürü. Tane. Hadi gel, verelim. Ver. Görmüyorsun zaten. Hadi gel ya. Bir şey görmüyorum. Hadi. Hadi koş. Tamam. Tamam gel. Gel. Hadi malzemelerimize bakalım. Tamam. Çıkar hızlıca. Bakalım neler seçtin. Galeta unu. Tamam, galeta unu iyi işte. Köfte. Ve toz şeker. Bunu ne yapacağım acaba? Toz şeker çok alakasız olmuş. Bak, bizim oraların zeytinyağı varmış. Ege'nin zeytinlerinden mis gibi Ege'nden zeytinyağı. Migros mutfağın olmazsa olmazı zaten Ege'nden zeytinyağı. Harika. Bu sosu yaparken zeytinyağı kullan, daha lezzetli olur. Tamam. Tamam. Seni izliyorum. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim. Önlük bularak başlamalıyım. Ya Hülya koş. Hayır, gözün dur. Aç şu gözünü ya. Çık, aç. Soğanları doğradıktan sonra tamam, bezeleri at içine. Aa bak, bu garnitürü at içine. Karıştı, kavur. Sonrasında üstüne suyunu koy, tamam. Hadi Hülya. Hadi. Yarım tamam. Saatim hadi. Var. Ne olursun bak. Sana güveniyorum hayatımda Onur. Hayatımda ilk defa yemek yapacağım, güzel yapacağım. Bravo, mantıklı. Tamam. Sos için domatesleri keseyim. Migros un var. Yağ var, şeker var, bal var. Elma mı yapacağım Hülya? Ya Hülya, beni nerelere soktun ya? Nerede Allah bıçak? Bu ya, katil bıçağı gibi. Makasla da kessem. Oh, dökerim zeytinyağında. Bunlar ya iyi oldu. Şimdi, oh. Hülya, joker hakkım kullanacağım. Ben seni değiştireceğim Hülya. Vallahi oldu herhalde ya. Oh. Soğan yemeği mi yapacağım ben ya? Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kaynatıyorum. Ya yemekleri de ben yapayım bundan sonra istersen ha. Onurcuğum önce ocağın altını yaksana. Kavuruyorsun öyle boş boş soğanla yağı. Aman tanrım ya. Nasıl yapacak bunu? Ne yapacağım ben şimdi bundan? Soğan var, un var. Salça ya, bravo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş teşekkür hoş ederim. Geldin. Siz hoş geldiniz. O bıçakla hoş olur. Olur mu? Gerçekten bunu şaşırmış. Dakika domatesleri de maşallah var ya, ezdin yani. Menüde ne var Ecesu? Çabuk say bize. Menüde köfte kızartacağım galeta ununa batırarak. Bunlara sos yapacağım bir de. Köfteye kabuklu sos yapacağım. Kabuklu mu yapıyorsun domatesleri? Sen sosu kabuklu domatesten mi yapacaksın? Hemen değiştireyim. Aceleden akıl edemedim. Soy. Ama yağ yandı. Özgür tatlı kabuklu domatesle yapılmış sosu sevmez. Köfte ne o? Uzman kasap Tekirdağ. Ev arkadaşımla her gün yeriz bundan. Oh. Soğan kavurma yapıyorum Hülya. Sayende baksana. Oo, Nur Usta kolay gelsin. Sağ ol şefim. Ha bu ne ya? Tezgah. Vay, böyle vay, mi göreceğiz vay, bu tezgahı ya? Baba ya. Soğanlama pırıl, mı yiyoruz? Pırıl. Soğanlama mı yiyeceğiz? Tezgah pırıl pırıl. Hocam bu ne be? Ne yaptın? Bunu yapabildim. İyi de ocağını açmamışsın. Koy abi buraya. Hayırdır bugün ne salçalı soğanlama mı yiyeceğiz? Evet. Açığını kapatırız. Tamam. Zamandan kazan. Süper. Baba soğanlar da kafam kadar ha. Şu evet. Yemek çıkar mı? Menüde ne var menüde? Menüde soğan, Migros ne verdiyse diyeyim. Abi Migros bol bol veriyor zaten. Unum var, yağım var, şekerim var.
Bezelye, salça, zeytinyağı, mısır, soğan. Bir tek bu mu yemek yani? Bir de vakit artırabilirsem size tatlı yapmayı düşünüyorum. Ne tatlısı yapacaksın? Ne tatlısı? Muhallebi yapmayı düşünüyorum. Muhallebi. Muhallebi mi? Çok iddialı ya. Süt yok. İster. Joker hakkı var. Aa, uzman köfteyi. Ne yaptın uzman köfteyi? Altında kağıdı var bak. Kağıdını şey tut böyle. Korkuyorsun, alerjin falan mı var? Korkmuyorum, alerjim de yok da. Tamam. Tut. Evet, olacak. Okşar gibi. Yandı zeytinyağı, yandı zeytinyağı. Ay, bir dakika, abi, yaptıkça. Özgür, bu ne ya? Devam et, devam et. Hadi, süren akıyor. Uzman kasap sayesinde bu bile yapabiliyor yani. Profesör ve uzman kasap eşliğinde uzman kasabın köftesi profesörün elinden çıkacak. Biz bırakalım da konsantre olsun. Evet, pişti pişti köfte, yanmasın. Teşekkür ederim. Abi ben joker hakkımı kullanacağım. Yani hayatımda ilk defa yemeyeyim. Yalnız bu kaynıyor. Sağlam mı joker hakkım? Basit ortada. Dün gece aldım. Çok balladım ha. 10.30. Hem de Money Club kartlandım ha. Puan da aldım. Bonfile, piliç, ızgara istiyorum. Çünkü etsiz yemek olmaz hocam. Ben de sana Migros'un iyi tarım uygulamaları olan bravo. Güzel bir tavuk göğsü hediye ediyorum. Bravo, bravo. Az kolay gelsin. Hadi bakalım Onur. Güzel güzel yap. Biz de bekliyoruz. Birazdan tadacağız. Ay gözlerim yanmaya başladı. Gözlük kurtarır sanmıştım ya. İşe yaramadı. Aa gözlerim yanıyor. Of Nilay, geri dön. Bunların hepsini sen çok iyi biliyorsun. Önce soğanları kavuracaksın ya. Yani bu kız değil 10 tane malzeme, 100 tane de malzeme olsa yine de lezzetli yemek yapamaz. Aa, ağlamak istiyorum. Ağlıyorum da zaten. Yok yok, hiç bu yemek işleri hiç benlik değilmiş ya. Şimdi bunlar devam ederken bir de muhallebi yapabilirim sanırım. Süt de lazım. Ürün ekleme joker hakkımı kullanmak istiyorum. C, dedeler uyuyor. Yes, evet sütümü istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bunu yıkamadan mı koysam? Ya salla gitsin. Nasıl geç? Şeyler şefler yiyecek. Bunu böyle koy, bunu böyle koy. Oğlum bu yemek yapmak ne kadar zor ya. Tavuk da oluyor, bu da oluyor. Acaba diyorum şeflere az pişmiş tavuk mu yapsam ya? Meksika mutfağından mı geliyorum ya? Param olsa da ben alsam ha. Şefin spesiyali. Ne? Süren mi doldu? Süre jokeri isteyeyim ben. Mozaik pasta mı? Süt vardır. Ve pasta tabanı. Oh! Mısırlarımı da atayım. Mısırlı, bezelyeli, pilavlı, tavuk. Spesiyelim bu. Ölçecek vaktim yok. Göz kararı koymam lazım. Tabii evet, her yere döktüm. Nilay olsaydı ne kadar kolay yapardım şimdi bunları ya. Ya tabii öyle Nilay, Nilay diye çok ararsın sen daha beni. Hayalimdeki gibi olmadı ya. Bu sırada muhallebim de pişti galiba. Hadi, hadi, hadi. Süren bitiyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Şefim vallahi var ya, iki tane yemek yapıyorum burada. Hayatımda ilk defa yemek yapıyorum. Adam gelmiş bana diyor ki bunlar olur mu olmaz. Hülya affet beni. Vallahi yaptım güzel. Hayatımda ilk defa yemek yaptım. Güzel yaptım ha. İyi olmuştur herhalde ya. En sonunda mısırımızı da koyayım. Şefler bitirdim. Süper oldu. Hülya gel artık. Gel 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 gel. Kocana gel. Gel gel de yemek gör. Gel. Geldim. Gel. Ah. Çok güzel olmuşlar. Vallahi. Süper. Sen deli misin? Tavuklar yemez bunu. Evet baksana şuna rezalet. Ya, bari şunları ayrı ayrı koysaydın üst üste ya, üst üste. Oylamaya gidelim biz. Hadi gel. Allah'ım ya. Tamam. Oh güzel tamam, güzel. Hadi 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 hadi. Hülya. Ay sana çok ihtiyacım oldu. Nasıl geçti? Çok zor geçti, çok zor geçti. Ay, gerçekten felaket gözüküyor. Teşekkür ederim. Şansımız yok. Mutfak inanılmaz dağılmış ya. Çok dağıldı ve biliyorsun benim takıntım var böyle. Çok zorlandım o yüzden. Neyse tamam hadi yemekleri neyse, götürelim o zaman. Götürelim oylamaya bakalım ne olacak. Hiç şansımız yok. Ya yemekte tat yok, yemekte denge uyumu yok, yemekte lezzet yok. Bey, iyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık ama mutfağa lütfen girmeyin. Yetenekten kaç puan vermemi istiyorsunuz? Sıfır. O kadar güzel malzeme seçip de bu kadar kötü yemek yapan ilk defa bir yarışmacı görüyorum. Şefim yaptım. Kendi ellerimle buyurun. Protein, karbonhidrat, eline tavuk, sebze. Bunu karıştırmayacaktı. Bu ayrı bir yemekti, bu ayrı bir yemekti. Tabağı böyle koyduk ya. Evet.
Biz genelde ortasına koyarız yemekleri. Sen bir tarafına koy, bir tarafı boş. Hem de ikisini ne bilirler? Niye öyle? Ama tabağın belirli bir kısmını boş bırakmak nasıl gelişti? O an öyle denk geldi. Vaktim yetmiyordu hocam ya, ne bileyim. Yani şimdi orada vaktim yetmiyordu. Maalesef sana 3 puan veriyorum. 3 çok puan. Daha güzelini yapabilirsin. Ben senin yemek yaptığına ve ileride bu işi yapacağına inanmadım. Bravo. Valla. Eğlenmek, dalga geçmek, keyif yapmak uğruna bu işi yaptığını düşünüyorum. O yüzden sana puanım 10 üzerinden 1. Tamam, benim size notum 4. Ama 4 gerçekten burada tabağın... Sen de çok düşük gelmişsin Özgür. Merhaba. Yemekler geldi. Afiyet olsun diyeceğim ama pek bilmiyorum. Ecesu bir şeyler yapmaya çalışmış ama batırmış. Hiç olmazsa burada yiyecek bir köfte var. Uzman köfte var, uzman. Sana var ya, sana. Bak bak ne veriyorum, bak hem de yıldızlı. Bu da sana 10. Bak. Teşekkür ederim. 10 verdim de adım adı kötüyse 1 de verebilirim kızma sonra. Güzeldir ya. Ufak tefek hatalar var. Onlar da biraz daha dikkat edebilirdin. Bu da senin elinde olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ben 7 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Yarım saat içerisinde bize bir tatlı, bir ana yemek sunabilmiş evet. Oldun. Benim de notum 8 olacak sana. Başta başlar mısın? Başla. Hadi başla. Direkt puanım 3. Ya yemekte tat yok. Yemekte denge uyumu yok. Yemekte lezzet yok. O kadar güzel zeytinyağı kullandın. Zeytinyağı tadını bile bulgur öldürmüş. Evet, ben de bir puan yükselttim. 3'ten 4'e yükseldik. Onur Bey iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ama mutfağa lütfen girmeyin. Size ben 7 veriyorum. Allah'ım. Vay vay vay. Vay vay süper. Bu puan mı? Bir puan ha. Bu puanın çoğu Hülya'nın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Gerçekten bu bölüm beni çok korkutuyor. Beni de. Ben lezzet puanımı verdim. Senin ana yemekle beraber bir de tatlı yapmanı güzel karşıladık. Tatlıda da uygun lezzeti ve kıvamı ben bulamadım. Özen gösterdiğini de görerek puanımı 6 veriyorum sana. Teşekkür ederim. Ben sunumda biraz bonkör davrandığımı düşünüyorum. Kasap köftemiz zaten lezzetli bir köfteydi. Daha iyi pişirilebilirdi bu. Yine tatlında da topak topak ağzımıza unlar geldi. Sana puanım 4. Köfte hazır. Üzerine sos dök, bu değil. Evet, lezzetli, güzel, sunum, her şey müthiş. Sence kaç vermeliyim? Sen olsaydın yerimizde gel, yer değiştirelim. Sanırım lezzet için 2 ya da 3 verirdim. Doğru bilmişsin. Tamam, yaptığın yemekle ilgili olarak lezzetsiz olduğunu düşünüyorum. Sunumun da kötüydü. Ama istersen yapabilirsin mesajını da buradan veriyorum. Bravo. Bravo. Bak, bravo. Teşekkürler şefim. Puanımı verdim ama Hülya Hanım'a soruyorum. Yetenekten kaç puan vermemi istiyorsun? Açıkçası dürüst olmam gerekirse 0. Teşvik olsun derseniz 6 gene beklerim ben. 6 bekliyorsunuz. Tabii, tabii. Ben de sizi kırmıyorum. 5 puan veriyorum. Yenge Hanım'a dua et. Bu puanı da Yenge Hanım'a veriyorum. Allah razı olsun. Bak, bak. Yine ben kurtardım seni. O kadar güzel malzeme seçip de bu kadar kötü yemek yapan ilk defa bir yarışmacı görüyorum. Diğer yarışmacımızı da biz oylayalım müsaade ederseniz. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Ortalama bir yetenek görüyorum Ecesu sende. 4 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Mutfakta zaman harcaman gerektiğini düşünüyorum ben. Belki İmla'yla birlikte artık daha sık mutfağa girersin. Onun için de sana bu bir motivasyon olsun. 5 puan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gençliğin trafikte hızlı olmandan dolayı sende bir gelecek görüyorum. Ben de sana hemen şöyle yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. 50 puanla siz birinci oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tebrik ederiz. Bravo, teşekkür ederiz. Size Migros'tan bir hediyem kartımız var. Güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kendinize bol bol iyi bakın. Yemek yapar. Eline sağlık. Görüşürüz. Haydi teşekkürler. Hoşça kalın. Hayatımıza lezzet kattığınız için ben teşekkür ederim. Çark çeviriyoruz. Çark çeviriyoruz. Security'yi çağırın abi. Alsın bu adamı buradan. Gidiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hülya Hanım ayağınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Tabii ki de benim seçtiğim ürünler sayesinde kazandık. Tabii ki benim yeteneğim sayesinde kazandık. En azından denediğim için kazandık. Hocam bir dahakinde mangal yapalım. Bak ben mangal yakarım ya. Ben mangal yaparım ya. Yarım saat vakit olur mu hocam ya? Yarım saat olmasaydı 60 dakika olsaydı güzel ben kazanırdım. Evet, tekrar katılsam yine her şeye rağmen aynı partneri isterdim. Ben de aynı partneri isterdim. De tekrar katılmak isterim. Eşim, sen, eşim kazansın aynı ya. Aynı partnerle istemem. Migros hediyem kart alsaydık, bize çıksaydı ben hepsinde et alırdım. Çünkü Migros'un etleri çok güzel.
Yani hepsinde de mangal yapardık. Kazanan arkadaşları da tebrik ediyoruz biz. Çok evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hediyem kartımızı da kazandık. Alışveriş yapmak için sabırsızlanıyoruz. Aynen. Daha fazla beklemeden bir an önce alışveriş yapmaya gidelim. Biz Migros'a gidiyoruz. Teşekkür ederiz.